Geçen bir hava dediğiniz gibi, bu ikinci dersimiz geçen derste tanışmayı yapmıştık. Facebook aracı genel bilgisayarından bahsetmiştik. Sonra ikinci dersimizde Kıbrıs Türk ve kökenlerini anlatmaya başlamıştık. Önce 20 Eylül 1572 tarihli ikinci Selim Ferman'la bağlı olarak Ferman'la bağlı olarak pardon 20 Eylül 1571 tarihli yani fetihten 20 yıl sonra yazılan ikinci Selim Ferman'la bağlı olarak tam 1 yıl sonra 22 Eylül 1572 günü Taşucu meselesine kalkıp Girdiç kendisine yaklaşan bir gemiyle ilk defa Kıbrıs'a göçmen gönderimine başladı. Onların ilk itibariyle 1689 hane olduğunu anlatmıştı. Yüzyıl sonuna kadar 8000 hane Bali olduğunu bırakalım, onu anlatmıştık. 4000 Yeniçeri'nin yine Ferman'a bağlı olarak resmi görevli olarak Kıbrıs'ta görevlendirilmiş olduğunu ve 1000 başka Ferman'a göre de bu 4000 bekar Yeniçeri'ye evlenmeleri üzere Canik vilayetinden, yani bu İstanbul olaylarından genç bakire kızlar getirilmesi için bir Ferman yayınlandı. Ancak ne kadar genç kızın bu vakile kızlara bunun ailelerinin Kıbrıs'ta Yeniçeri'yle evlenmek üzere aldık getirilmesine izin verildiğinin de belli olmadı. Yani 4000 tane Çanik'te kız buraya getirilmemişti. Onu anlatmıştık. Ondan sonra adadaki Latin kökenli insanların fetih esasında ya öldüğünü ya şürüldüğünü küçük bir kısmı ise gene Rahip Kalipo'nun yani Lefkoşa Katedrali Kardinali pardon Lefkoşa Katedrali papaz Kardinali ki kendisi esir düşmüştü İstanbul'da Fitre'de verip oturup gitti verince verecek koşuna yazdı raporda 7 adet soysuz önerildiğinin çıkar ümidi ve yaşam kurtuluşuyla kelime işaret edilmiş Müslümanlardan bahsettiğini anlatmıştık. İki adet de verildi kızın adada kalıp adaya gelen Osmanlı memurlarıyla verildiğini tespit edilmiş olduğunu üçüncü bir rakam yok ortada. Bir uzun var ve iki yeni tespit zaten anlatmıştık. Dolayısıyla 2454 sayılı kuvvet etkilerinden de adaya gönderildi. Tümünün Türk ve Müslüman olduklarını anlatmışım. Kayıtlar Osmanlı kayıtlar. Şimdi Osmanlı herhalde 300 sene sonra 400 sene sonra biz bunlarla kapışacağız diye hesap edip de 400 sene sonra bizim de bunları kullansınlar milli tezlerine kanıt olarak diye 300 sene evvelden sahte rapor yazıp da bırakmamıştır herhalde aşiğinde. Bu çerçevede Kıbrıs'a iki dalga halinde nüfus önerildiğini anlatmıştık. İlk dalgada gelenlerin 1700 küsur hanesinin köy olduğunu, 370 küsur hanesinin de zanaatkar olduğunu, bunların kentlere yerleştirdiğini, kentlere foca Başakent yolunda. Gerisinin kırsal alana iskan edildiğini anlatmıştık. Yerleştiren yerleri 1512 tarihli Venedik arşivinde bulunan Venedik Kraliyet Mülkü diye geçen Venediklerin ayrılmasıyla boş kalan harap haline gelen köy ve şirketlere yerleştirildiğini
Bunların 76 adet köyü çiftim olduğunu, Mesarya da yani bu içine bulunduğumuz ovada ve Mezoto bölgesinde bulunduklarını. Mezoto bölgesinde ise Orta Çağ'da Mezoto köyündeki Latin Baronluk Meclisi dolayısıyla Lanaga, Tıkı Lanaga içerisinde isim oldu. Savunmuş, anlatmıştı. Daha doğrusu savunma, iddia etti. Öyle bir şey. (gülüyor) 1974'te geldiğinde Türk köyleri diye geçer. Köyleri neredeyse bir türünün bu sayıda 76 köy ve çiftlik arasında bunun bulunmasına bahsetmiştik. Buna ek olarak ilk alada adaya gönderilen Osmanlı lokallarından Kıbrıs'ı sevip beğenenlerin Kıbrıs Sarışı kalıplarını, dolayısıyla din miktarımızın azalığı normal olduğunu söylemiştik. Özellikle ilmiye sınırından, din adamlarından, ulemadan, müderrisler ve mamalar belli yerlerde yerleşim kaldılar. Ki üç yerdir bu da. Birincisi Lefkoşa'nın haliyle, iki medrese vardı Lefkoşa'nın çünkü. 1570 tarihli büyük medrese, aynı tarihli küçük medrese, iki medrese. 1579 tarihli Lefkeli'nin Pili Paşa'nın medresi. Dolayısıyla Lefkeli, bu türde Osmanlı Demokrat'ın yerleştiğini. Üçüncüsü ise kasaba olduğunu. Kasabanın Baf ilçesinin merkezi Uyunumların Bahos diye tabir ettikleri, ki Bahos'u demiyordu, onlar da eskiden Kıtima diyordular. İşte adı üstünde kasaba oldu. Bu bölgedeki insanların, bu üç bölgeci bölgedeki insanların eski Osmanlı Demokrat'ın korunumları olduklarını bahsetmiş. Bugün size ve kentsel yerleşim alanındaki Türk nüfusun kökeninde Osmanlı Sefer mensubu fükuhat ehlinin torunlarının yaşamak olduklarını ve bugünkü yaşam biçimleriyle onun sırlarını vermekte olduklarını Ahirevan dediğinin türbesinin hala makam türbesi olarak Gönül'de bulunduğunu Lefkoşa Gönül'ün bu tarafına yıkılıp da oraya piyano üniversitesi yapılmış olmuş yerinde olmadan ama bizim o yerini bildiğimizi, torunlarını da bildiğimizi Ali'ye bahsediyor. Yani Ahiyan'ın bu torunları bilinmiyor bu. Gaziyan zaten Defkoşa sokaklarına kültürler size Gaziyan gösterir. Efendim Abdalan tarikatlara nasmıştı bu kısalar. Rüfai Meryakları, Tekkere Zaliye'de, Kalbi Meryakları, Bektaşi Tekkeleri zaten bir hayli var yani ve Nakşibendi hala var zaten. Dolayısıyla Abdalan'ın ruhu mensuplarına onlar olduğunu. Bağcıyan'a gelince geçen gün bu sınıfta şey yok, projektörü yok. Yoksa bir film var benim yaptığım belgeseller, onu da söyleyecektim size. Bağcıyan'a göresiniz. Yani Sarasu başlarımızı hayatta bulmuşlar, bulaşmışlar. Bulaşmış bitti. Dolayısıyla Osmanlı'dan kalan toplum yapımız kentlerde devam ediyor. Peki, kırsal alanda yaşayan insanlarımız kimlerdir? Yani İngiliz'e kırsa geldiklerinde 1878-1900 sayılında adada Türkçe konuşan, Müslüman olan ve Türk'ünlü insanların %75'inin kırsal alanda yaşadığını, %25'inin şehirde yaşadığını belirtiyorlar. Ve Lefkoşa şehrinin bir tek şehri var aralarında. Zaten Kıbrıs'ın ağzında Lefkoşa benim kuşağıma kadar Lefkoşa ne bizim bize? Şehir dönüyor. Şehre gidiyor. Şehirden geliyor. Bir tane şehir var. Ve şehirde Türklerin çoğunluğu Doğu Anadolu,
kurumlara nazaran daha üstün bir konumda bulundular. Kaydediyorum İngiliz kaynakları 1848 nüfus sayımı ile. Örneğin ta 1930'lara kadar protokolda birinci sıra müftüdür. Başpiskopos ikinci sırada müftünün arkasından geliyor. Ve normal bir memlekette bu yapının gelişen kapitalist ilişkileri ve bu burjuvaziyi Türkler arasında yaratmasını beklememiz icap etti. Yani Kıbrıs'ta olmadı. Çünkü Kıbrıs'ta Lefkoşa'da yaşayan Osmanlı memurlarının esas yaşam kaynaklarını kırsal alandaki büyük çiftlikler olduğunu, onların geliri olduğunu. Örneğin Lekadamya'daki Malikanesi vardı, Köroğuz'a dergisinin büyük toprak sahibiydi. Ama Lefkoşa dışında tarımsal alanda geçiyordu. Yani ticari işçilere ihtiyacı yok, banka borumaya falan filan ihtiyacı yok. Mesela Şükürkan ailesinin Turgut Zeytin'in köyünün Haşmet Gürkan'ı var. Ünlü bir yazardır Haşmet Gürkan'ın kızı. Haşmet Gürkan'ın ailesine ait olduğunu biliyorsunuz. Bir hal böyle Lefkoşa'nın kök aristokrat ailelerine Lefkoşa dışında büyük çiftlikleri olduğunu görüyoruz. Yani tarımsal ilgilerinde yaşıyorlar. 1880'lerde araya ziyaret edici olan, pardon 1915 yılında 80 değil, Avusturya'nın bir aşçılık var, Sakalov diye. O anılarını yazmıştır. Ve Lefkoşa'nın Türk'ün üç şey söylüyor Lefkoşa'yla ilgili. Bir, burada konuşulan Türkçe İstanbul'dan sonra diğer temiz Türkçe bir. İki, Türk'le ulaş olduğundurlar ve üstünlüklerini her an gösterirler. Üç, Kıbrıs'ı bir Türk yüksek doğrana şehrinin evinin bahçesinde bir ekip onları su alanda boş zamanla geçirir. Kıbrıs'ı günün ise bir şirinliği nasıl iki şirin yapacağını düşünerek banka kurmaktan bahseder. Sinyal farkı. Dolayısıyla kapitalist seçimler onlar arasında. Kapitalist seçim de zenginleşiyor tabii ki. Zenginlik kaynağı sahip olan toprak miktarından cebinizdeki paraya dönüşürse bir sayı düşürür. Onlar bizden mümkün değil. Şehir hayatını burada bırakalım. Daha sonra konuşacağız. Ama bu yüzey kırsal kesim kim? Şu kitabımda ve birkaç kitabımda daha bütün ayrıntılarıyla sürgün fermanlarını yayınlandı. Mesela 24 numaralı 12 numaralı mümkün başlarak da 65 numaralı mümkün defterine kadar Osmanlı mümkün defterlerinde sayısız Kıbrıs'a sürgün ilgili ferman var. Onların meraklısı baksınlarını derslerin altında bir çalışmaya sebep olmak istemem. Genellikle değil. Çıkaşmaz bir düşünme. Türkmen yörükler sürülmüştü. Neden? Şimdi asıl meseleyi biliyorum. O 1700'lükten kaç tane 16. yüzyıl sonlarda gelinlerin aklınızı bir kenarda tutun. Üstünden. ...1699'da... yani arada Peygamber Bey, memur geldi, bir evi kaldı. Şu oldu, Rıza evi geldi, oraya öyle gitti. 1699'da Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Avusturya'ya yenildi. Ve Karlovç Anlaşması'yla toprak kaybetti. Macaristan deriz mesela. Ve geri dönülüp gelindiğinde İstanbul'a biz neye yenildik? Meselesi masaya yatırıldığında Avusturya Avrupa'nın çok daha iyi bir teknolojiyle savaştığı da karar kılıyor. Sebebi sorulandığında Avusturya Devleti'nin Osmanlı Devleti'nden daha zengin olduğu için
daha iyi silahlar, daha teknolojik silahlar aldığı ve yaptırabildiği meydana çıktı. O vakit bunlarla baş koşabilmek için Osmanlı Devleti'nde gelirlerini artırmasını çok ettiği kararına varıldı. Ve dedik ya daha o tarihte, o çağda ekonomi deyince ilk akla toprak geliyor. O zaman bir her köşede var. İmparatorlukta yayılan kuşlar arasında dolanan yerleşmeye yol üzerinde tarımsal ürünlerle tavan eden yeni düşünmeyen, kendi de dağ taşlığı için kendi hayvan vergisini ödemeyen ciddi miktarda yürüm varsa bilindiğinden o zaman yörükleri iskelebildi. Tarım yapılan yörükleri ve tarım yörüklerini artıralım diye karar aldı. Ve 1701 tarihinde bütün yörüklerin Kıbrıs'a yerleştirilmesi konusunda ferman çıktı. Şimdi arkadaşlar yörük bugün de var. Üstümde 1856 savaşı yaşandı, İskan Savaşı. İskele girmek istemez, toprağa bağlamak istemez. Neden? Bir kasetlikte. Bir, tarihinin başından beri o işi yapıyor. Hayvan gezilmeyi, hayvan beslemeyi biliyor. Efendim, işte depbağlık yapmayı, tabaklık yapmayı, peynir yapmayı, tereyağı yapmayı, süt ürünlerini içeriyor. Biliyor. Ama o sırayı geliyor. Gelişte ne yapacak? Tarım yapmayı. Yerleştirilenlerin tarihine baktınız, biraz sonra bakacağım. Zaten bir şey yapmadılar, gene aynı şeyler anlatıyorlar. Bugün bir Anadolu'da, Beyoğlu'nda, o ben biliyorum çünkü tanıdıklarım var aralarında, Beyoğlu'nda yürürler, bugün bile yerleşmedik üzere, ellerinden geri mücadele yapıyorlar. Göç devam ediyor, para. Niye? Bilmiyor ki yetişim yapacağını. Tarım yapmayı bilmiyor, tarihin başından beri. Ya ağaç eğildi, Kenan Kulu'ya gelince tartaj oldu. Orman ürünleri biliyor. Ya da hayvansal üretimi biliyor. Toprağın işlemeyi bilmiyor. Aç kalıp gelecekse, yok gelecek. İkincisi, boyun eğmek zorunda kalıyor. Yerleşimi müesses nizamın istediği insan olmak zorunda kalıyor. Oysa bu adam bunlardan beri, biraz daha önce 3. yüzyıldan beri dağıtığında dolaşan bir adam. Kolay kolay öyle güzel gelmez. Onun için yaşamak istiyor. 1701'de hepsini bunlar kırmızı açıyor. Tümünü kırmızı açıyor. Bir fermat çıkınca yörükleri ve dağlarını bir kısmı da açtı. Bugünlerde çok modern bir laftır. Rakla'yla bizim ne alakamız var deniyor. Şuraya konuşulurken. Oysa ciddi alakamız var. Bir kısmı açtı gitti Rakla'ya. Şöyle devlet dediğine kadar basın. Bir kısmı vurdu Beydağlar. Bir kısmı Beydağlar'la aktararak Ege'lerlerdi. Bugün Aydın vilayetinde olan dağlara gitti. Konakladı, yakalanamadı. Rakka'nın gibi bir kısmı orada arkadaşın bir vuruş var. Vuruşu genel olarak yapabilirler. Onların bir kısmı yakalandı. O yakalananları Osmanlı gemileri uygun Kıbrıs'a sürdürüyordu. 1702'den başlayarak 1745'e kadar Heyder Bey bir hani yörük olası Kıbrıs'a sürdürüyordu. Bunların arasında ilginç olaylar var. mesela Keçişoğlu Obası gemileri doldurmuş Kıbrıs'a deniyorken bir tane gemi Selin'e kaptanını gemi reisini öldürüp gemiye ele geçirdiler. Ben tabi elmanına geliyordular. Yayıldılar Beyler'den. Aranızda yorum olan var mı bilmem. Kıbrıs köylerinden olursanız ve bizim oradaki yaşamışımızı bilseniz orada
antrenin kenarında bir şey vardı, kart vardı. O fabrikaya gitti oradaki yürüp kadınların çadırlarını ve senikler yufuş vardı görseniz. Ve giyimlerini ve konuşmalarını. Bizim akrabalığımızı zaten anlarsınız. Bunlardan biri benim çok sevdiğim bir kardeşim ve dostumun Muhammed Güzel. Bir de bir şair dedi Türkiye'de. Görmüş çocuktu. O bana anlatıyordu ki 1963'te Kıbrıs'ta biz onlarla konuşmak olduğumuzda babasıyla dedesi Beynalarını transistörler diyor araca Kıbrıs haberini dinlerler ve birbirlerine gülümsederlermiş. O da çocuk. Bir de arasında babası sonra baba niye gülüyorsunuz diye sorduğunda demiş ki bizimkiler gülemiyorlar. Yenilmezler. Cumhurbaşkanı bizim gibi sonra gemide kaçanlardan bir tane amca onu buraya geldi. O gemide kaçtı. Ve herhalde bir hafta yaklaştılar. Takam olur diye bahsederdi. Ne mutlu bana ki sonra tanıştırdım onları. İlle dakalım bunu öpmek istemedi. Raftın kaşığını attım. Estağfurullah dedi ama gerisini öptürttüm. Raftın kaşığına gitti. Dakalım oldu. Raftın kaşı olarak değil. Öyle bir örneğini yaşamış bir insanın aşağı yukarı konuştuğunuz Türkçenin size pozitif bir o yüzyılda buraya getirdiğimiz Türkçe olduğunu ve 300 yıl izole yaşadığımız için değişmiyor bu kadar geldiğini. Ve bu kitapta bir örnek var. Davranlı'ndan, Karacaoğlan'dan, Yusuf'tan aktarılan bir işler. Kıbrıs'ta da söyleyeyim, daha aşırı daha çıktı. Oğlan bir oğlan çıktı. Bir dilerim özelliğini buna aktardım. Şimdi bu boyları da o babanın kimler olduğuna daha sonra geleyim. Ama 2480 hane de bu 1700 ile 1745 arasında gönderiler var. İlk kere 8000 bakın. 10.000 haneden bahsediyoruz. 4 ay çarptın 40.000 kuruş yapar. Kıbrıs'ın o çağda hiç gitmeyen misafirleri vardı. Veba ve kolera Kıbrıs'ın bir şekilde misafirleri en birkaç sene değil miydi? Veba kolera sahibine çıkardı ama ikiler de ev sahibi olardı. Sıtma ile cüzdan. Onlar yerdik. Onlar bir büyük listi. Ve 16. yüzyılda Avrupalı Hristiyanlar Kudüs'ü harca girerken gemi reisinden Kıbrıs'ta 24 saatten fazla durmayacağını arayıp bir sene kalırlar. Yani hava şöyle kötü, berbat bir yeri burası. Yayını sallanan sallanan oldu. 1800'de çıkan bir hava sallanan mesela nüfusun 125'ini öldüğünü biliyoruz. Hastalan değil. 125 ölmüş doğruna. Çünkü böyle bir arada ve geçen yaştan aklımı bilmiyorum. Yörükleri Kıbrıs'a düşürürken Şeyh Hüsnü'nden bir de fetva aldım. Alman fetva şu. Belasını def etmek üzere Kıbrıs'a sürülen yörüğün geri dönüp Anadolu'ya gelmesi durumunda kendisine alınması caiz mi değil? Şeyh Hüsnü'nden cevap veriyor. Vacip. Caiz değil. Şart alın. Kaçıp verelim kendini alın. Dolayısıyla biz burada, bizim hatalarımız buradan kaçıp da geri Anadolu'ya gidemiyor. Burada yaşamak zorundaydı. Gittiğimde kendi gidiyor. Onun için 1750 ile 1800 arasında bu adada çok ciddi bir kuraklık olmuştur. 50 sene yağmur yağmadı. Gene yaşayınca burada göreceksiniz ki gene hızla gidersin öyle bir 50 sene yağmur yaşamaya. O 50 sene esnasında adadaki Rumlar göçtü. Nereye göçtü? Anadolu'ya, Tarsus'a. Biz gidemedik. Onun için o dönemler arasında adada yapan bu sayılar ben Türkiye'nin daha fazla buluyorum. Gidemiyorum ki. Sonra yağmur ile başa bunlar gideyim. Gene onlar şu onlarmış. Toplam 40-45 bin nüfus 16-17-18 bin nüfus. Hayırlı kuyruklu
buraya düşürüyor. İlk aramada diyor ki zaten göçüreceğiniz hakkında üç tane defter tutacaksınız. Bir defterini Kıbrıs Fedevi'ye götüreceksiniz. Bir defterini kendi işçiliğe mahkemesine sizi götüreceksiniz. Üçüncü defteri de bana götüreceksiniz. Sütli İsaadetine bana bakmamak padişahı. Ve 1573'ten itibaren bu defterlerin padişahına verildiğini biliyoruz. Ama gitsek şu anda da mesela Konya vilayetini ya da Yozgat vilayetini eski katı sicillerine bakan isek vilayette o tarihleri sicillere bakacak sicillere ismen orada görebiliyoruz. Gidilemiyor çok dağıttır çünkü ama Başbakan Osman Arşivinde bulunuyor. Padişahına göre defterler. Duruyor. Yani biraz önce dedik 12 numaralı mühürme defterler, 65 numaralı mühürme defterler var. Şükür fermanları var. Kimin nereye yerleştirildiği, nereye kandırıldığı, nereye getirildiği de sayık olarak da var. Ama Başbakanlık Osman Aşık, şimdi adı değil, işte başka bir şey oldu. O aşık o kadar kapsamlı büyük bir aşık değil ki çalışıp bunları bulmak özel uzmanlığı gerektiriyor. Bulan uçlarımız var, yayınlayanlar var, bizim elimizde olanlar var falan. Ve dolayısıyla İlber Ortaylı'nın da söylediği o laf, bugün dünyada yaşayan Kürt topluluklarından nesebiyen sahibi olan Kıbrıs Türkleridir. Çünkü kayıplıdır. Lafı gayet doğru bir laf. Kayıplıdır. Arayıp deneyince olabilirsiniz. Deneyince bulmuşsunuz. Meraklıysanız eğer. Şimdi ikinci olarak evet. Şimdi 1702 yılında Niğde, Bor, Ürgüp, Ereğli, Güngördü, Denizli ve Kırnurlu'da, Kırıntılı'da yaşayan kimin babaları Rakka'ya sürdü. Gitmeyince Kıbrıs'a sürdüler. Bunlar ileri ayaşlandı. 1713'te bu defa Şamlı, Karahacılı, Eskirlik, Gediklü, Tosaklı, Kiselioğlu, Patralı, Beyin, Saçıkara, Sendil ve Şorak olaylarına yeni bir düşman hanesi davranışını veriyor. 1702'den bahsettik, 1713'den bahsettik. Toprak 1968 hane. Ben geçen gün 1720'de bir kabalarını deniyor gene. Şeyhü, Hardal, Haşmaklı, Yazulu, Hacı İksalı, Tataroğlu, Kaçar ve Burcum. Odaların dedikleri diyor. Şeyhü ve Kiselioğlu bu yürütleri öldü. Geri geliyorlar. 1741'e kadar dediğinde bu kitabı yazarken sürülen insanlar buldum. Geçen gün Tekke Göresi Yönetleri diye bir kitap buldum. Kıbrıs diyor, Türk Tarih Kurumu yayınlarından 1840'da adaya sürülen bir yönü babasını fermanladılar. 1840 efendim. Dolayısıyla hepsini beraber toplarda konuşursak Kıbrıs'a gönderilen yönüklerin hangi obalarına bulunduklarını araştırdığımız zaman obalı olmak söyleyeyim. Yani Şamlı, Karahacılı, Çelik, Eski Örük, Avşarboyun Bentoğlu Ormanı, Avşarboyun Köroğlu Ormanı, Gerüklü, Tostaklı, Kiselioğlu, Patralı, Saçıkara, Sendi, Solaklı, Şehri, Hardal, Taşmaklı, Yazulu, Hacı İksalı, Tataroğlu, Kaçar, Horzum, Çıplaklı, Köseli, Karageçili. Şimdi 3-4 tanesi ciddi ciddi konuşulması gereken boygobalar. Bir daha Karageçili aşireti. Bugün Araç Söğüt'te
kara geçiliği şeyleri yapılıyor değil mi? Hem yapılıyor. Festival demeyeyim ona, ne diyeyim? Yani işte Örstü Demir dövülüyor falan filan, Alparslan Türkeş'te gidiyor oraya, şimdi bir bahçeli gidiyor. Karagücük oymanın Söğüt'te Osmanoğlu'nun beyliğini vurduğu yerde her yıl anma kutbatı yapıyor bugün. Hala. Yani Karagücükler Osmanoğlu'nun beyliğini kuran o Kara Osman Bey aşireti. Söğüt'te mi doman işte? Söğüt, doman içi içeri değil mi? Doman içi kışlası. Doman içi yayla mı? Yayla. Evet. Geçtiğimiz yılda ikinci millet Manman İmparatoru İstanbul'u ziyarete geldiğinde yapılan resmi eşlikte Karakeşi aşireti geçerken ikinci Abdülhamid'in kulağına eğilip de işte benim akrabalarım dediği bilmiyorum. Yani ikinci Abdülhamid'e kadar Osmanlıları hangi aşirette gelme olduklarını biliyorlar. Bugün Kıbrıs'ta kara geçiri var mı? Var. Nerede? Maraş'ta. Maraş'ta, Maraş'ta kara geçiri bölgesi var. Bu böyle köklü ve sürüklü aşireti. Kayboyundan geldiği iddia ediliyor. İddiaları tam haritasını bilemiyoruz. Ama şimdi böyle bakarken gözüme geçti. Çıplak bu, çarık bu diye demişler bu aşiret. Bu aşiret de Kavkasya'nın taşındığımız şamanizm kalıntısı, şalana çığırına saygı duyma geleneğimizin canlı bir örneği olarak yaşıyor. Çünkü şamanizmin yani konuşuruz inşallah burada. Şamanizmin kutsalma sembollerinden birisi. Gök tanrıya da var belli. Ve bu dans ederek ve şarkı söyledi. Müzik yapardı. Yapılan bir şey. Şamanlar öyle yapardı. Onun için şamanın elinin kopuzlu şunu bağlamadığı da tutması gerekiyordu. Tanrıya yapabilmek için gök tanrıya. Ve bunlar ta ortasından beri o geleneği yaşatanlar. Bir obadırlar şuna Anadolu'da en meşhur mensuplarda söyleyeyim diyeceksiniz şey ama Neşet Ertaş Usta Paraşan düşünmüyor adam. Ortasyanlar devam ettiği çocuklar çarpımlar şirketi. Bir kısmı Kıbrıs'a vermişler. Var mı bizde de öyle değil? Var. Var. O kadar Neşet Ertaş kadar usta olan yok ama mesela Karahacım var. Ölüm bir aşırı değil. Adanın üst başında bol kadar adam bir aşırı var. Haram. Hakların yaşamlarıyla. Çelik. Ünlü bir aşırı değil. Antep'ten Çorum'a kadar böyle bir yay gibi oralarda yaşıyor. Bütün Osman Gölü'nü bulacak isyanı ve adını sil sürdürücüye çeviriyor. Çünkü çevre köyünün silip sürdürüyormuş. Bir aşırı etti. Bir kısmı düşürmüşler. Avşarların falan bahsetmeyin bunu dediğiniz gibi. Avşarlar. En meşhur mesupları Beylolar da şu hikayeyi verdi. Aşağıda. Alper Aşanlar'ın yaşanan şey, boy başarı arasında ona bağlı olarak ben olma oymağıyla kör olma oymağı Kıbrıs'a düşünülmüş gönderilmiş ben olma oymağı şu andaki gönlünün atalarıdır. Kör olma oymağı da orta gönlün atalarıdır. Efendim Kaşar babasına bahsedeyim. Bir Afşar boyuna burada. Avşarı var bir oymaktır. Safeviyer'den sonra İran'ın Şahabiz'i çıkarmıştır. Biliyorsunuz Şahabiz'den 5.000'e kadar İran Şahları Türkmenler. Şah İsmail Türk'ü bayıldı bu oymak. Onun Safeviyi kovdu, geldi. Sonra kaçarlardan bir
yani bir Türk'ten değil, başka bir Türk'ten geliyor. Kaçanlar dediğim bu şey. Yeni bir hanedan ailesi kurdular. Ve ta 1925'e bu son Şah'ın babası Kızantep'in bir Şah olmasına kadar İran'ın yönetsel hanedanı hep Türklerden kolay geldi. Bugün bile, yani bugün kalan tanınmadı bile İran sarayından şunları evde oluşumlar değil, Türkçe'ydi. Ve onların da bir kısmı. Şimdi bak bunlar arkadaşlar, ben bunları hep araştırdım. Uzun uzun olarak anlatıyorum. Ne zaman başladı? Ne zaman geldi Anadolu'ya? Anadolu'daki macerası ne oldu? Anlatıyorum. Tek tek bu 20-24 tane aşiretin bu ülkelerle konuşmaya kalksam bir şu mesele yapmaz yani. Gereği de yok. Çok özellikle ilgi duymuyorsan bize bu konuya. Gereği de yok. Tek tek konuşmaya. Fakat yine Kürt tarihine etkisi olan aşiretlerle ilgili bir iki kelime söylemek lazım. Mesela Şamlı oymanın sakınlığı diyoruz. Çavran'da Şah İsmail'in Sarıbon komutanı Durmuş Han Şamlı gibi. Yani Osmanlı'nın gelişimi devlet olmak üzere kurduğu saray teşkilatı dolayısıyla toprakları saraylılara dönmelerine verip de Türkiye'nin bir şey yapmamız üzerine zaten ikinci olarak başlayarak bu Türkmen boyları bir diğer Türk hanedanaymışı olan Akboyunluların şeyi, padişahı Uzun Hasan Beşiktaş'ı kullanıyorlar. Zaten Osmanlı şeylerinde, kaynaklarında da Uzun Hasan'dan Hasan Padişah diye bahsediyor. Uzun Hasan'ın öncesinden sonra Otukken Savaşı'ndan sonra silah tutuyor Uzun Hasan'ın. Onun yerine Bayındıroğulları başına onun torunu geçti. Torunu da kızının oğlunu şu an İsmail Sarı. Onun bir şahını var. Sadece bey oğlu değil. Şahı şeyi de var. Dini ikisi de var. Ve o da İran doğumundan kendi soyuna sokma güç kazandırıp da ajenler karşısında zayıf düşmüyor. Göre her şeyi Türkmenlere veriyor. Vezirlikleri, yönetsel görevleri falan. Ve Anadolu'daki Türk Türkmenliği'nin önemli bir kısmı kaçıp kaçıp uyanmıyor. Bu Şamlı aşiretiyle Başak Kızıl başka şehriydi. Sarıburlu, Şan İsmail'in. O aşiretin bir kısmına kırmızı sürüyor. Baktığında bugün Anadolu'da Şamlı diye geçer, Dıdışlı diye geçer. Gaziantep bölgesinde bir küçük bakiye vardır. Büyük çoğunluğu Azerbaycan'da ve İran'da çoğunluğu. Orası da bir var ve Kıbrıs'ta da var. O bakımdan örneğin ben Bakü'ye gittiğimde ve sokakta konuşan Kürtçe'yi baba beni konuşan Kürtçe'nin bir farkı olmadığını gördüğümde bir şaşırdım. Sonra da neden gibi konuşarak bütün Bakü'ye ulaşıp Buhara'dan Hazan'a kadar herkes savaşabildiğini görünce de böyle her yerde içerisinde kaldı. Fakat sonra anladım ki hava şunun aynı söz sormuşuz, onun için aynı dili, aynı şivi, aynı şivi. Biz izole yaşadığımızdan değişmedik. Onlar Osmanlı olmadığından değişmediler. Ama Anadolu'da Osmanlı başlıkça değişik Türkçe. Kötü mü oluyor? Yontuldu. Yontuldu. Daha güzel, daha rakip, daha müzikal bir dil haline geldi. Ve bugün ulusal dilleri de değil, İslam Türkçesidir. Ama şüphe yok. Fakat eskiyede unutmamız icap etmiyor. Bir ulus yaratmak üzere bir ulusal dil yaratmak lazım. Bu ulusal dil bugün Türkiye'nin için ihtiyacımız var mı? Var. Osmanlı Devleti'nin sonlarına itibaren ihtiyacımız var. Ulusal dilde etike değil bir ulusu. O bakımdan İstanbul Razı ulusal dildir. Onu konuştuğumuzda 200 milyon Türk anlar şöyle diyeceğim. Ama yerel bir Türkçe konuştuğumuzda o da yerel bölgede anlaşılır. Yazı dili onun için Osmanlı Türkçesi, elbette şey,
İstanbul Vakfı'dır. Efendim, Şerit'ten bahsettik. Kara Ağacı'nı, bir diğer adı Usta Ağacı'nı, Şah İsmail Korkusu'nun son anında da Ustacoğlu Hüseyin'deydi. Yani Kara Ağacı'lar da Kızılbaşlılar. Efendim, onlar aşağıda doğru sayınız. Çok güzel anlatıyor Gülper Hoca. Bunlar Tomas Dağları'nın kuzey yamaçlarında önünde boyunlar, arkasında devreli 63 tabu aşağıya koymaklarıydılar. Daha bunları kentleşikte müesses Osmanlı nizamının kavramaları ve mektepli İstanbul öğrenmeleri gerçekleşmeden biz buraya çöktük. Bir kısmı işte oraya çöktük. Vesaire. Ve heterodoks bir İslam anlayışı şu anda. Heterodoks, her dinde var heterodoks anlayışlar. Mektepli olmayan bir mektep. Gene mekteplere bağlı. Alaylı. Şey alaylı. Bu, efendim? Alaylı. 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 Demektir. Eski dinlerden öğrenme karşı bir de mum yapar. Çabuk bağlar. Ağaca çabuk bağlar. Çabuk dinlerden bağlar. Türkçe yapar. Usta başımıza geldi mi? Zeytin yaprağını yakarlar. Size böyle gözükmasın diye işte böyle teşekkürlerine uğurlanırsınız. Biz devam ediyoruz. Her sabah yaptığımız gibi bizim. Efendim? Her sabah yaparak olacak. Ha. Sabahları yaparak İslamiyet'te değil, Şaban isimli kavramı. Daha zikir. Bu gelenektir. Bu gelenektir. Şimdi arkadaşlar, bu yüzeyküçük kırsal insanlarımızın kökeninde bu anlattığım 16. yüzyılın başındaki sürgünde gönderilmelerinde 18. yüzyıla kadar devam edilmiş sürüşler. Hatta 19. yüzyıl ortasında bile devam edebilmesinin mümkün olan bir sürüşte gönderilen Türkmen ve Yörük babaları belirliyor. Şimdi hanım, Kıbrıs'ta iyisiniz. Belki muhatap olduğunuz şey henüz o Kıbrıs'ta seni konuşan Türkçe'nin onu da söyleyeyim size. Ayrıca konuşmamız lazım gerekiyor konuda da ama çıkın şurada bakın şu karşımın arkasında Cenni köyü var. Kim köy adresinde oturun. Dün bir suç olmuşlar. Ne öleceksiniz? Bir tek kendi olunca mesela işte. Yürüyün devam edeyim. Ötede Nergisli var, Şükrüce var, daha yukarıda Kalabaç var, indim oradan dağda şey var, Çakoz, Serdar'dı. Ve Mesanya'nın bu bölgesinde dümdüz Arabi Türkçe konuşuyoruz. Şimdi aklıma gelen bir kelimeyi söyleyeyim size. Mesela kertenkele de mesela koşmak derdi, koşmak. Koşar ya. Efendim? Evet. Daha bir tane şey var yani böyle hiç başka bir dinle alakası olmayan öz gösterişe bir tane kelime bu bölgede yaşıyor. Efendim yeni yıl. Gelin şey mesela bizim doğal köyümüze. Efendim. O köy adresi, o köyü konuşun. Görün, göreceksiniz. Kızlar kusuruna bakmayın. Biraz ayıp bir şey olacak burada. Ayıp. Allah'ım. O kadar yavrum. Şimdi Kültür Bakanlığı yayınlarından Türkiye'de çıkmış. Sansürsüz. Çünkü beğenmedik yerleri çizerler ya da nokta nokta yaparlar falan filan. Karacaoğlan'dan bir şey okuyor bize. Var mı Kıbrıs'ta aranızda? Ama kızdık ne yazık. Yüce dağlarından aşkı, yar senin aşkına düştü. Kız görüşüne düğme çekti. Turunçlarını gördüm bugün. Neyi gördüm? Anladınız neyi? Dağıtmışsın saçlarını, bağışladım suçlarını, eldeydim bu göçlerini, okşaladım sevdim. Kız sevdiğim aklını
göremedim mutlarını, ince beyaz kollarını, kız boynuma sarıldı. Karaca olan haylamadan, aç devresini boylamadan, kalbi kararı eylemeden ben hayrımı aldım bugün. Şimdi Türkiye'de o şiiri Kültür Bakanlığı yayınına koyan hem kimse. Türkmençe bilmediğim ya. Bu da bir defa anlamadım. Haylamak için sevgi şükür bu. Bilmediğim neden zor eğer. Kıbrıs herkes bunu bir böyle bulmak. Azerbaycan'da büyüdü. Her şeyi yapmış bir oluyor bu. Ona mı göre? Bu Kıbrıs sahip düşünün olduğu gibi Ankara'daki bilmez bir sürü ki hatta o gün bu bölümde bir sürü ki hava. Ha, kızlar kuşuma bakmıyor. Bir tane böyle örnek var burada. Şey yaptı. Dolayısıyla bu konuşulan dil, sürdüğümüz gün Anadolu'da konuştuğumuz dil. 350 sene dünyayla bir Anadolu'ya kıvamız olmadığı için şu dağda, o dil dağ arasında, şu mevcide, o sırada aynı koruyarak biz bugüne kadar geldik. Konuşma gelişiyor. Ancak burada söylenmesi gereken başka bir şey daha var ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir miktar da Osmanlı'yla ilgili söyleyeceğim. Yani kimse kuşuma bakmasın. Dönme var. Yani başka dine mensuptu. Türk kökenli değil. Ama Osmanlı döneminde Müslümanların gelgileri daha düşük olduğu için Müslüman oldu diye ve Türkçesi bozuk olan bir kitle vardı insanlarımızda yaşamakta olan. Ve Halit Rıfkı Atay'ın meşhur tespiti gibi her dil başka dilden ödünç kelimeler alır. Buna şaşırt bir şey yok. Başka bir dilden ödünç kelime alırsınız. Ama başka bir dilden kural olmalısınız. Mesela gittim ben böyle koca edemez ki İngilizce gibi fiili başta söyleyeyim. Ana ben bilmiyorum ki. Öyle diyorsanız kafanızdaki dil formatında öyle bir oluşum var. Veya ben şöyle bir Türkçe biliyorum, işittim beni. Miş Ali gün getiriyor koşaya. Bu Türkçe değil diyor. Bu İngilizce'den bulamak Türkçe'den cüvetli. İngilizce de temeller çeşitli. Onun için bu şeyi, kısa konuşma, ağzın bozuk şekillerini bu örneklerle müsaade edebilirsiniz. Yayında değildir. Dediğim gibi asıl Türkmen yata olan mesel yata, Reşot Ola, yani Rebeka, Mausa köylerinde ve bizim Lefkeşehir'in köylerinde öyle şeyler duymazsınız. Kaldı ki Osmanlı Roma tipi Kadim İmparatorluğu'nun son örneği. Kadim İmparatorluğu'larla insanlar etnik kökenlerine göre de değerlendirilmez. Zekasına ve becerikliğine göre değerlendirilmez. Yani bir Sırp olan Sokolu, Sarrazamalı mesela da ya da bir Türk olan şeyde Çandarlı'nda kalasın mesela. O bakımdan öyle bir devlet anlayışından burada gelen toplumda bu türde bazı kompleks yapılar bulunmasını şaşkınlıkla karşılamamak lazım. Çünkü istediğiniz zaten kendileri bizim geçmişimiz Osmanlı. 1000 sene yaşadık. Güzel mi?
benim şeyde Selçuklu'yla karşımızda ve bir sene yaşamışım güzel. Bir 80 sene de otağında almasın. Zihnimizi yaşamışım bize. O bakımdan köken meselesini ben böyle anlatmak tercih ediyorum size. Ve aklınızı daha çok karıştırdım ama bize de bu dersi bugün burada bırakmayı tercih ediyorum ki aradaki haftada buna tartışalım. Önümüzdeki haftada sizinle şeyi konuşmak istedim. Oğuz kimdir? Türkmen kimdir? Yörük kimdir? Türk kimdir? Bunlar ne demek? Bunları konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü mesela diğer karşımızın belli bana dedi ki hocam Osmanlı Türk değilmiş. Bunlar çözmemiz lazım. İlerlemek için. Çoğu azınlık Osmanlı'nın hepsi Türk olması. Osmanlı olmaz. İşte zaten hepsi azınlık yani hepsi Türk olamaz. Öyle olursa Osmanlı olmaz. Osmanlı olmaz. İşte. Şimdi Amerika'da hepsi yürümüş Amerika'da kalır mı? Olmaz. Evet arkadaşlar. Bir şey sormak isteyen varsa cevap verebilirim. Ben koyarım. Bir de şeyi sorayım size. Bu sınıf hangi bölümdür? Eğitim. Eğitim. Tamam. Hepsiniz eğitim mi? Yok, karıştırıyorum. Karıştırıyor musunuz? Eğitim. Kimler var? Eğitim var. Özel eğitim var. Özel eğitim işte eğitimciler. Hocam, eğitim fakültesinden 4-5 bölüm var. Arapça öğretmenliği var, özel eğitim var, İngilizce var, edere var. Türkçe öğretmenliği var. Üçün ders var. Hepsi var. Hepsi karışık, ortak derslere gidiyoruz. Anladın mı? Ne diyor? Olay nasıl yapacağım? Hala çocuklarım da oluşuyor. Şimdi, bunu göre vereyim.